Merhaba, bugün 29 Mart 2023. Bu haftanın sağlık haberleriyle yine beraberiz. Öncelikle herkese merhaba. Şimdi bu hafta ilk dikkat çekici haber Meksika'dan geliyor. Sağlık haberleriyle ilgili, doğrusunu isterseniz bu biraz daha fazla kadınları ilgilendiriyor. Şimdi yavaş yavaş herkes gelmeye başladıktan sonra haberlerimizi de vereceğiz. Ama Meksika'da kongrede oylama yapılan bir yasa tasarısı var. Bu yasa tasarısı neden özellikle kadınları ilgilendiriyor? Çünkü bu yasa tasarısı diyor ki her ay kadının adet olduğu dönemde 2 gün ücretli izin alma hakkı olmalı. Evet, 2 gün eğer adet kanamaları ağrılıysa, bu durumda diyor ki biliyorsunuz pek çok kadının en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Çünkü her ay bu problemi yaşayan insanlar var ve iş dengesinde, iş verimini de düşürüyor gerçekten. Diyor ki evet, daha yasa tasarısı halinde, bu henüz geçmemiş, yasa olmamış ama eğer böyle bir şey olursa Meksika'da kadınlar ayda 2 gün izinli sayılabilecekler ve bunda maaşlarından kesilmeyecek. Erkekler için bir şey var mı peki derseniz, erkekler için de olacakmış. Bu arada kadınlar için ayrıca yılda bir kere mamogram ve rahim ağzı kanseri taraması için yine bir izin günü tespit edilecek deniyor bu yasa tasarısına göre. Erkekler için de prostat kanseriyle ilgili tarama için yine bir gün izinli sayılabilecekmiş. Yılda bir gün olmak üzere. Bu da ilgi çekici. Belki bakarsınız işte Türkiye'de de benzer şeyler olabilir. Avrupa'da belki olur. Zaten tahmin ediyorum Avrupa'da olursa Türkiye'de de benzer bir yasa tasarısı gündeme gelecektir. Bu arada kimler bizle, hemen onlara da bir göz atalım isterseniz hep beraber. Pınar günaydın. Evet, bizim konserin afişi hala burada. Görüyorsunuz 14 Nisan'da bir Ramazan eğlencemiz var. Arzu edenleri bekliyoruz. Latife, Alptekin, Yadigar, Tülay, Merve, Fiça, Emine, Çağla, Kamelya, İlknur, Ayşe. Evet, herkese merhaba diyorum ben de. Şimdi kaçıranlar için hemen söyleyeyim tekrar. Belki yeni gelenler vardır. Meksika'daki bir yasa tasarısından bahsettik. Bu yasa tasarısına göre Meksika'da kadınlar ayda 2 gün eğer ağrılı adet geçiriyorlarsa bu durumda 2 gün izinli sayılabileceklermiş ve maaşlarından da kesilmeyecekmiş. İyi bir haber. Şimdi gelelim ilgi çekici diğer haberlerden bir tanesine. O da şu. Bakın, bu enteresan bir çalışma hakikaten. Acaba yağlı ve şekerli yiyecekler bizim beynimizde nasıl bir farklılık oluşturuyor? Ödül merkezini acaba daha mı fazla çalıştırıyor diye bir çalışma yapılmış. Milkshake'le yapılmış bu çalışma. Eminim pek çok kişi çalışmaya dahil olmak için üzerine para bile vermiş olabilir. Belki de birkaç milkshake için. Neyse, şimdi bakın bu çalışma diyor ki her gün diyor eğer siz tatlı ve yağlı yiyecekleri içerseniz bu durumda beyninizin ödül mekanizması farklı çalışmaya başlıyor ve daha çok tepki veriyor ve sen her gün daha fazla içmeye devam ediyorsun. O yüzden bu önemli çalışmalardan bir tanesi bence. Hani bu sonuçta neye bakıyor biliyor musunuz? Aslında hani kilo almanın vesaire ötesinde ona bakmıyor aslında. Ama şekerli ve yağlı yiyecekler, işte en klasik örnek bunun için milkshake diyebilirsiniz. Şekerli ve yağlı yiyecekler beynimizde ödül mekanizmasını nasıl çalıştırıyor ondan biraz bahsediyor. Cell Metabolism diye iyi dergilerden bir tanesinde çıktı bu çalışma. Ve görülüyor ki eğer işte içinde hem şeker oranı hem yağ oranı yüksek içecekleri her gün tüketiyorsanız bu sizin beyninizin ona biraz daha alışkın ve bekler hale gelmesine neden oluyor. O yüzden buna da dikkat edelim. Şimdi gelelim bir sonraki çalışmaya. Bu esasında bizim bildiğimiz konulardan bir tanesi. Zaten bu kanalı takip edenler ve sizler bu konuyla ilgili birçok paylaşım yaptığımı biliyorsunuz. Ama ardışık olarak yani çalışmaların hep aynı şeyi ifade etmesi, aynı sonuçları vermesi tabii ki bizim yüzümüzü güldürüyor. Ve diyoruz ki demek ki burada hakikaten çok önemli bir veri var ve bu verinin yeri sağlam ki her çalışmada aynı sonuçlar çıkıyor. Burada da bir skorlama yapılmış ve uzun yaşam için, iyi yaşam için hangi faktörler en etkili onlar çıkartılmış ve sonuçta 8 tane madde belirlenmiş. Bu 8 maddeye uyduğunuz zaman yaşamınızı uzatma şansına sahip oluyorsunuz. Hemen başlayalım isterseniz. Birincisi sigara içmemek. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak. İkincisi regüler fiziksel aktivite, yani düzenli fiziksel aktivitenizi yüksek tutmak. Üçüncüsü sağlıklı kilo. Şimdi bunu belki tartışırız biraz. Sonra sağlıklı beslenme. Etti 4 şu ana kadar. Etti 4 deyince birine benzedim. Yanına koy bir. Arkasından sağlıklı uyku var 5. sırada. Sonra 6. sırada kan basıncının sağlıklı değerlerde olması var. 7. sırada kan şekerinin sağlıklı değerlerde olması var. Ve son olarak da non-HDL kolesterol dediğimiz değerin gene sağlıklı düzeylerde olması gerekiyor. Buna isterseniz dönelim. Ondan sonra tekrar bir bakarız. Başka bir çalışma dikkatimi çekmiş mi diye bakıyorum bu arada. Çalışmalardan bir tanesi de şuydu dikkat çeken sağlıklı haberlerde. Efendim, Beethoven'ın saç tellerinden bir DNA analizi yapılmış ve bu DNA analizi sonrasında hangi hastalıklara eğilimliydi, hangi hastalıklar oluştu, genetik zeminleme oluştu, ona bakılmış. Şimdi özellikle Beethoven konusunda en dikkat çekici şey neydi? Sağır olmasıydı. Biliyorsunuz dünyanın en ünlü bestecilerinden bir tanesiydi. Fakat muhtemelen çok genç yaşlarından itibaren sağırdı. Zaten yapılan otopsi çalışmasında da kulaktaki kemiklerin kalınlaştığı ve muhtemelen sinir hasarının olduğu ortaya çıkartılmıştı. Dolayısıyla burada acaba genetik bir yatkınlık mı var mı derken genetik yatkınlık olmadığı tespit edilmiş. Ama bu arada enteresan, belki bunu başka bir videoda anlatmak lazım. Çünkü tıbbın gizemli hikayeleri arasına girecek nitelikte bir şey bu. Beethoven'ın hangi aileden olduğu ve aslında Beethoven soyadını taşımasına rağmen Beethoven ailesinin genlerini taşıyıp taşımadığı da araştırılmış. Bunun sonucunu söylemeyeceğim. Bu bence harika bir tıbbın gizemli hikayeleri serisinin video konusu. O yüzden o da orada kalsın bakalım. Evet, şimdi Pelin, evet 40 yapar. Aynen. Ya şimdi gelelim isterseniz hep beraber. Önce size bir dönmek istiyorum. Ne var, ne yok, kimler ne yazmış, onlara bir bakalım. Soru var mı? Hayır. Instagram'da 3 tane hesabım var. Bunlardan bir tanesi Prof. Dr. Murat Aksoy. Hepsi küçük harf, hiç boşluk yok, hiç nokta yok. Bunun dışında hiçbir Prof. Dr. Murat Aksoy hesabım yok, bilginizde olsun. Size eğer böyle bir yazışma gelirse lütfen o kişiyi engelleyin. Şikayet edin. Ben şikayet ediyorum ama hiçbir işe yaramıyor doğrusu. Bir tane açıyor, yeni bir tane. Arkasından bir tane de açıyor. Yani çok da dert değil bu işi yapanlar için. Çünkü bunlar profesyonel olarak yapıyorlar. İşte sizden veya başka birinden yazışıyor, para istiyor falan. Dolayısıyla hani onları kontrol etmek çok olası değil ama kesinlikle bu hesabımın dışında Prof. Dr. Murat Aksoy hesabım yok. Varis kliniği var. Gene küçük harflerle, hiç boşluk, hiç simge olmadan yazılan varis kliniği şeklinde var. Bir de KYE kolajen var. KYE kolajen diye geçiyor o da. Onun dışında başka hiçbir Instagram hesabım yok. Dolayısıyla buralardan gelen lütfen hiçbir yazışmaya güven duymayın ve yazışmayın. Bunun dışında başka neler var? Okul öncesi kurumlarda kadınlar için regl izni harika olur. Ağrı çekerken çocuklarla uğraşmak zor oluyor diyorlar. Evet, çok doğru. Zaten bu düşünülerek herhalde bu Meksika'da yasalaşmaya başlamış. Yani yasa tasarısı olarak gündeme gelmiş. Yani bence aslında geç kalınmış bile olabilir. Çünkü gerçekten hani kadının o gün için performansını düşürebilecek ağrılar var. Ve ağrı kesici almak zorunda kalıyor kadınlar. Ağrı ile beraber çalışmak zorunda oluyorlar. Dolayısıyla yani kadınlar için sıkıntılı şeyler. Bir hemen İngilizce cevap vereyim çünkü 2-3 kere yazdı Blake, Miss Blake, I guess it's Miss Blake. Happy to meet you too. Unfortunately I can't have an English translation simultaneously, so I'm sorry for that. Maybe I can provide some subtitles, but later of course not simultaneously. Thanks for your support. Şimdi total kolesterol yükseklikte düşürmek için neler yapmamız gerekir diyor Nurcan. Bu arada Nurcan, hemen yeri gelmişken o hani 8 tane madde sıralamıştık ya, onlar üzerinde biraz konuşalım. Yayınımızın son 5 dakikasına geliyoruz. Çünkü bugün benim ameliyatım da var. Erken biraz çektik ameliyata, o yüzden ona gitmem lazım. Şimdi bir, sigara içmemenin gerektiğini zaten konuşmuştuk. Fiziksel aktivitenin yüksek olmasını söylemiştik. Sağlıklı kilo. Bunu hatırlayacaksınız. Daha önce bir videoda da tartıştık zaten. Hani herkes için sağlıklı kilo farklı olabilir. Özellikle işin bir psikolojik komponenti olduğunu da düşünürseniz, bir psikolojik parçası da olduğunu düşünürseniz sağlıklı kiloyu tanımlamak öyle çok da kolay değil. Evet, bu konuda haklısınız yani bence. Ama hep şunu söylüyoruz. Hani sağlıklı kilonun tanımı bence size göre, hani herkese göre farklı olacaktır çünkü. Bir, kişinin fizik sağlığının etkilenmediği. İki, laboratuvar değerlerinin bozulmadığı. Üç, kendisini psikolojik olarak rahat hissettiği kilo kişi için sağlıklı kilodur. Bana göre ideal beden ağırlığı budur. Ayrıntılar için lütfen daha önce yaptığım bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Sağlıklı beslenme konusuna geldiğimiz zaman hangi sağlıklı tip beslenme? Akdeniz tipi. Tabii ki en son çalışmalar beyin sağlığı için de Akdeniz tipi beslenmenin önerilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sağlıklı uyku da günde 7 ila 9 saat olarak tanımlanmış burada. Hep söylediğimiz mottolardan bir tanesi açıkçası bu. Dolayısıyla onu unutmayalım. Kan basıncı. Şimdi kan basıncında da bizim için üst sınır 140'a 90. Yani 14'e 9. Ama şunu unutmayın lütfen. Yani tansiyonunuz ne kadar yüksekse kalp krizi riski, 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riski artıyor. Yani 13'te daha düşük, 12'de daha düşük, 11'de daha düşük üst sınır olarak. Dolayısıyla hani nasıl olsa üst sınır 14'e 9 deyip orada kalmak doğru değil. 14'e 9 esasında bizim biraz hipertansiyon tanımlaması ve tedavi sınırlaması için koyduğumuz, tedavi başlaması için koyduğumuz bir sınır aslında. Dolayısıyla orada 14'e 9 nasıl olsa sağlıklı demek doğru değil. Düşük tansiyon sorulabilir belki. Düşük tansiyonun böyle şey yok hakikaten. Hani kişinin sağlığını tehdit eder bir yanı çoğunlukla olmuyor. Hani çok ciddi böyle işte hani beraberinde bir hastalık olup da tansiyonu düşürüyorsa o ayrı bir şey. Ama onun dışında yani düşük tansiyonun bir riski yok. Kan şekeri 100'ün üzerine çıkmamalı. Açlık kan şekeri 100'ün üzerine çıkmamalı. Tabii ki burada da aynı şey söz konusu. Yani ideali 80'ler 90'lar civarında olmalı. 80'in altına da düşmesini istemiyoruz tabii. Ve son olarak da non-HDL kolesterol düzeylerinin düşük olması. Total kolesterolün hani 200 civarında olduğunu düşünürseniz non-HDL'de işte hani HDL oranınızda genellikle 50-55 olsa ne güzel olur. Türkiye'de biraz HDL oranı düşük aslında. Yani onu şöyle hesaplıyorsunuz. Totalden HDL'yi çıkarıyorsunuz. Kalan rakama bakıyorsunuz. Dolayısıyla onda hani 150'nin üzerine çıkmaması çok ideal olurdu doğrusunu isterseniz. O konuda biraz dikkatli olun diyorum. Uzun yaşamak istiyorsanız eğer. Esma'ya da günaydın dedim. Pelin ağrılı olduğu kanıtlanabilir bir şey mi? Şöyle, tabii ki hani burada kişinin kendi söylemi çok önem taşıyacaktır. Yani ağrılı mı oluyor, ağrısız mı oluyor? Ama bunu illa da ispat edelim dediğiniz zaman bunu reçeteler üzerinden ispat edebilirsiniz. Yani bir ay içinde kaç tane ağrı kesici kullanıyor kişi? Ona bakılabilir ve kullandığı ağrı kesici miktarına göre bu karar verilebilir. Ağrı çünkü biliyorsunuz subjektif bir kavram. Yani ben sizin ağrınızı değerlendiremem. Hatta hastanelerde bile bizim mesela bir takım kartlarımız var böyle. O kartların üzerinde işte ağlayan surattan gülen surata doğru giden böyle emojiler var. Diyorsun ki sence bunlardan ağrın olduğu zaman hangisini hissediyorsun? İşte ağlayacak kadar şiddetli ağrı mı, yoksa yok ben mutluyum şiddetinde ağrılar mı falan. Hani ona göre değerlendirebiliyorsun 10 ile 0 arasında. Bizim yoksa bir kişinin ağrısını değerlendirme şansımız yok. Çünkü ağrı da çok kompleks bir iş biliyorsun. Hani bazısının ağrı eşiği çok yüksek oluyor. Ben mesela hani bu varisler için iğne tedavisi yapıyorum ya. Skleroterapide mesela dün gelen bir hastam vardı. Özür dilerim, pazartesi. Bu da sanki çok önemli. Ya mesela baktığın zaman o arkadaşım diyeceğim artık. Çünkü çok gelip gidiyor zaten hastamız. Hiç gıkı çıkmıyor yani ağrıda. Yani ben iğneyi veriyorum, yapıyorum. Hiç kıpırdamıyor bile. Ya, acıyor mu falan diyorum. Yok acımıyor, gayet rahatım falan diyor. Ama bir bakıyorsun aynı iğne, aynı benzer damar sonuçta. Yine bir kadın ama ay ay diyor, bağırıyor. İşte bizim asistan arkadaş Seda'nın elini tutmak istiyor falan. Yani kişilerin ağrı eşiği o kadar farklı ki ve bu hakikaten fizyolojik bir şey. Bazen çünkü mesela ameliyat sonrası hastalara soruyoruz ve işte ağrınız var mı diyorsun mesela. Diyor ki ağrım çok var falan. Diyorum ki belki sizin ağrı eşiğiniz düşüktür. Hayır hayır, benim kesinlikle ağrı eşiğim düşük değildir falan diyor kadın. Yani veya erkek. Yani öyle bir reaksiyon veriyor ki sanki ben ona küfretmişim. Hani senin ağrı eşiğin düşük diyerek. Yok canım, bu fizyolojik bir şey. Yani bazımızın ağrı eşiği daha düşüktür. Kolay ağrı hisseder. Bazısı yüksektir. Daha hissedebilir. Ama Pınar haklısın, bazılarımız mızmız oluyor. Erkeklerde bu oran daha yüksek. Onu da itiraf edeyim. İlay Hanım'a sevgiler gelmiş. İletirim fi ça. Ama tabii nasıl şeyi söyleyeceğim bilmiyorum. Figenin mi acaba başlangıcı? Bilmiyorum. Özlem diyor ki en sağlıklı kahvaltı türü hangisidir? En sağlıklı kahvaltı türü yani yine Akdeniz tipi beslenmeyi orada söylemek lazım Özlem. Hani ben geç kahvaltı yapanlardanım veya öğle yemeğiyle başlayanlardanım. Biliyorsunuz aralıklı açlık yapıyorum ama hani önemli olan orada şekeri mümkün olduğu kadar, özellikle tatlandırıcı şekeri mümkün olduğu kadar uzak tutmak. Ha bu arada şimdi şeker demişken şeylerden bir tanesi bak aklıma geldi. Niye onu ben paylaşmadım sizle? Bir tane yazıyı eksik bıraktık. Evet, bir çalışmayı eksik bıraktık orada. Nerede o? Onu sildim mi acaba ya? Dur bakayım. Yok bu değil, bir dakika. O da neyle ilgiliydi? Suni tatlandırıcılarla ilgiliydi. Suni tatlandırıcıların aslında kilo alımını arttırabildiği ifade ediliyordu o çalışmada da. Onu buraya getirmemişim ama o da aklınızda olsun. Hani suni tatlandırıcılara da çok güvenmeyin. Birçok onların da yan etkisi olabiliyor açıkçası. O yüzden hani biraz şey yapın. Hani onlardan da uzak durun. Özlem sadece kahve içmek uygun olur mu? Yani ben sabah kalktığımda ilk yaptığım şey kahve ve su içmek doğrusunu istersen. Hani biraz içinde benimkinde süt de oluyor. Ben seviyorum sütlü olmasını. Ama hani önemli olan bence dediğim gibi şekerden uzak durmak. Kahve olabilir yani. Bir zararı yok. Hele aralıklı açlık yapıyorsan bence güne başlamak için kahve iyi. Pelin diyor ki hocam 8 madde şey gibi olmuş, sağlıklı olmak için kansere yakalanmayın. Yani evet ama şu da önemli Pelin. Gerçekten erken tanı çok önemli bu anlamda. Hani gerçekten kanser artık önlenebilir bir hastalık haline geldi. Bunu hepimiz biliyoruz. Unutmayın. Mesela kolon kanseri. Kolonoskopi ile kurtulma şansınız var. Meme kanseri. Veya diğer bazı mesela akciğer kanseri. Hani hakikaten bir sağ kalım oranları hem çok yükseliyor erken tanı yaptığınız zaman. Bir de erken tanının en büyük bence getirdiği avantaj şu. Tedavi sırasında hayat kaliten bozulmuyor. Hani erken tedavi olduğu zaman belki ufak bir cerrahiyle iş bitiyor veya bir kolonoskopiyle iş bitiyor. Ama eğer ileri evre kanserle başvurursan kemoterapisi, radyoterapisi, işte büyük ameliyatlar vesaire... O tedavi sırasında hayat kaliten de düşüyor. Ama Allah'tan artık şöyle bir şey var. Yani kanser artık eskisi kadar korktuğumuz bir hastalık değil. Tedavisi yıpratıcı. Bunu biliyorum yani. Psikolojik olarak herkesi sıkıntıya sokabiliyor. Aileyi sıkıntıya sokabiliyor. Ama inanın artık kanserdeki sağ kalım oranlarımız yükseldi. Bu açıdan lütfen rahat olun. Yeter ki biraz hani şey yapalım. Erken tanıyı ön plana çıkarmaya çalışalım. Evet. Bugünlük de bu kadar. Bu arada yine çarşambaya döndük biliyorsunuz. Canlı yayınlarda. Bir değişiklik oldu programda. Çekimlerle ilgili olunca bu da değişti. Ben zaten çarşambayı biraz daha çok seviyorum. Çarşamba bana hafta içinin hafta sonu gibi geliyor. Güzel bir gün olmasını diliyorum herkes için. Lütfen biraz önce söylediğim haberler içinde kendi hayatınıza adapte edebilecekler olduğunu unutmayın. Özellikle o sağlıklı kalmak için 8 öneriyi ihmal etmeyin lütfen. Dolayısıyla hani seçim yapma şansına da sahipsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.